Lütfen, lütfen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlamadan evvel hemşehrim, Rumeli türkülerinin, Anadolu'nun her köşesindeki türkülerin en iyi şekilde icra ettiği değerli sanatçımız Arif Şentürk'ü kaybettik. Sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah mekanı cennet etsin. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu. Toplantımız büyük bir heyecan yarattı. Bu heyecanın sebebi son derece açık ve nettir. Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbiriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. Ben yaptım oldu anlayışından bıkan milletimiz, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle unutulan istişare kültürünün önemini görüyor ve bunu talep ediyor. Gerek kurumsal anlamda, gerekse de fikren farklılaştıkları noktalar olsa da altı siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi görünse de biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi hem çağın hem de aklın gereği olarak görüyoruz. Buradan başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere toplantıya iştirak eden Sayın Genel Başkanlara huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu vesileyle bu girişimimize büyük destek veren, bizlere güç verip şevkimizi arttıran aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın. Aziz milletim, son günlerde hata üstüne hata yapan, beceriksizlikte adeta bir ekol haline gelen ve artık vadesini ziyadesiyle doldurmuş bir iktidarın son çırpınışlarını izliyoruz. Her sıkıştığında yalana, hamasete ve kutuplaştırmaya sığınan AK Parti iktidarının artık elinde hiçbir bahanesinin kalmadığını biliyoruz. Artık takke yerlerde gezerken tüm cesametiyle ortaya çıkan keli çok net bir biçimde görüyoruz. Nitekim Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde her ayın bir önceki aydan daha iyi olacağını söyledi. Bu söz size de bir yerden tanıdık geldi mi? Türk ekonomisini büyük bir uyum içerisinde el ele verip batırdıkları damat bakan da bir gece ansızın ortadan kaybolmadan önce tam böyle söylüyordu. Hatırlayın, Mart Şubat'tan, Nisan Mart'tan, Mayıs'ta Nisan'dan iyi olacaktı. Öyle söylüyordu değil mi? Peki sonunda ne olmuştu? Damat bakan paket olmuştu. Demek ki artık Sayın Erdoğan da ufukta beliren seçimin sonuçlarını görmeye başlamış. Demek ki damadıyla aynı yolun yolcusu olduklarını artık kendisi de anlamış. Ne diyelim? Geç gelen bu farkındalıktan ötürü kendisini kutluyorum. Ama bu farkındalık göklerden gelen o kutlu kararı değiştirmeyecek. Çünkü ok yaydan çıkalı çok oldu. Çünkü yıllardır milletimize anlattıkları masallar, tutmadıkları sözler,
beceremedikleri vaatler artık gün gibi ortaya çıktı. Yalanların son kullanma tarihi geçti. Yalancılar için artık yatsı vakti geldi. Neden mi? Gelin birlikte hafızamızı tazeleyelim. Yıl 2016. Dolar 3.51 iken Sayın Erdoğan çıkıp milletimize yastık altındaki dövizleri bozdurma çağrısı yapmıştı. Yıl 2018. Dolar 4.75 iken ver yetkiyi, gör etkiyi diyerek dolara, enflasyona ve faize sözüm ona meydan okumuştu. Yıl 2019, dolar 5.64 iken geçen zamana rağmen etkisini nedense bir türlü göremediğimiz bu arkadaşımız çıkıp bunlara göre dolar 10 olacak, enflasyon %30'u aşacak. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu diye sormuştu. Sonra ne oldu? 2021 yılında dolar 18 oldu. Enflasyon %50'ye dayandı. Kendisi bu sefer de çıkıp zerre utanmadan rekabetçi kur diyerek döviz kuru arttıkça Türkiye'nin de zenginleşeceğini söyledi. Ama ne ilginçtir ki sürecin devamında doların 13'e inmesini de bir başarı olarak milletimize pazarlamakta en ufak bir tutarsızlık görmedi. Ve bugün 2022 yılındayız. Dolar da 13.62 lira. Sayın Erdoğan ise hala 2016 yılındaki sözlerini tekrar ediyor. Gerçekler ortadayken hala utanmadan çıkıp yastık altı diyor. Bu sefer de kur korumalı döviz hesaplarıyla milletimize dövizi ve altını bozdurma çağrısı yapıyor. Yahu insan biraz utanır be. Hiç değilse yüzü kızarır. Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz. Merkez Bankası'nın tüm rezervlerini erittiniz. Hala milletimizin kenardaki birikimine, kadınların bileziklerine, takılarına göz dikiyorsunuz. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, madem öyle, o zaman sana bir sorum olacak. Madem milletimize döviz ve altınlarınızı bozdurun çağrısı yapacaktın, o zaman sen ve damadın hazineyi neden döviz ve altınla borçlandırdınız? Madem kenara döviz koymak kötü bir şeydi, o zaman yandaşlarınıza neden dövizle gelir garantisi verdiniz? Bak, seni şimdiden uyarıyorum. Şayet milletimizden topladığın altınlarla yine yandaşlarının cebini doldurmanın peşindeysen, hiç kusura bakma, bu defa başaramayacaksın. Bu cefakar millete aynı kazığı bir defa daha atamayacaksın. Bunu böyle bilesin.